Sevgili ve güzel hocam nasılsınız? Böyle girmeyecektin, söz <laughs> vermiştin. Böyle girmeyecektin. Biliyorsun ki iyi değilim. <gülüyor> i̇yi değil, <laughs> çok şükür. Senin hissettiğin duyguyu aldığım donelerden anladığım anda senin duygunu hissedebiliyorum için aynı duyguyu bana yansıtıyor. Karşı tarafı taklit ediyorsun ve karşı tarafta konuşan birisi kaşıyla gözüyle bir şey yaparken sen botoksluysan orada bir şey oluyor ama böyle tam anlayacağım böyle olmuyor falan diye. Taklit edemediğin için, kendi bedenine yansıtımanın geri bildirimini alamadığın için karşı tarafı anlamıyorsun. İnsanın fabrika ayarlarında senin e, bizim bu hem evrimi hem biyolojik sınırlarımızı anlamayla alakalı çok senelerdir üzerine konuştuğumuz güzel lezzetli bir bakış açısı var. Son günlerde buradan yola çıkarak birazcık bunu da zemin olarak kullanarak e, sıklıkla sorduğum, neredeyse son 6 aydır bir soru var. Evrim neden buna ihtiyaç duydu sorusuyla bakmak. Yani buna biyoloji tarafından niye beş parmağa ihtiyaç duydu? Bu çalışılmış bir konu ya da niye iki kol var, niye simetrik davranıyoruz? Bunlar hep evrimsel anlamda nedenleriyle beraber çalışılmış. Bu arada bu çok eğlenceli bir konu. Yani bu, bunun nedenleri hakkında geriye doğru evrimsel bir zincirde geriye doğru gittiğimizde bunun icat edilmesinin matematiği evreni anlamayla alakalı acayip güzel de bir kapı açıyor. Fakat bunun da ötesinde Evrimin içerisinde daha komplike ve karmaşık gelen bize duygular sepeti var. Yani belli duygular, kin, nefret, kızgınlık, kıskançlık, sevgi, işte korku bilmem neyi nasıl icat etti, neden icat etti? Biz bunu sosyal bir şey zannediyoruz. Duygular hep bizde sosyal bir paketmiş gibi görünüyor. Aslında halbuki evrimsel bir yatkınlığımızın sonucu. Ve bunun içerisinde de yani bu tam olarak bir duygu olmamakla beraber hissedişle, hislerimizle tarif ettiğimiz şu empatiyi evrim neden icat etti? Ve biz bu icada uygun bir empatik sistem kullanıyor muyuz? Aynen nöronların empatiyle bir ilintisi var mı? Gittikçe magazinleştireceğim konudu kendisini. <laughs> Aynen nöronlarımızı nasıl geliştirebiliriz? <laughs> nasıl Nasıl geliştirebiliriz? Empati, çünkü bunu fark edebilirsek, yani primat güdüsüyle oluşturulmuş bir duyu olarak onu doğru okumayı yapabilirsek, bu dönemin içerisinde empatinin aslında ne işe yarayacağı üzerinde de çok üretimli, yani çok güzel üretilebilecek bir şeyler konuşabilirmişiz gibi geliyor. O yüzden onu soracağım. Sence empati nedir e, ve evrimsel olarak sence niye bu dev sistem e, ya da yöntem e, empatiye ihtiyaç duydu ya da empatinin gelişmesine müsaade etti? Şimdi doğada olan şeyleri olduğu çıplak haliyle algılamamız çok zor. O yüzden biz her şeyi algılarken zihinsel modeller kullandığımız gibi bu tip durumlarda davranışlara bakarak, örgütlenmelere bakarak, oluşlara, süreçlere ve izleyebildiğimiz kadarıyla evrimsel tarihe bakarak tanımlamaya çalışıyoruz. Empati, sempati, apati diye kelimeler de biraz buradan geliyor aslında. Şimdi pati hissetmek demek aslında. Path, p t h y şeklinde yazılan Yunanca'da. Mesela simpati onunla birlikte hissetmek. Empati ise onun hissettiğini hissetmek. Yani bir tanesinde biraz böyle taklit onun ya da durumunu anlama hali var, bilişsel bir şey. Empatide ise o ne oluyorsa sen de öyle oluyorsun. Yani bir durumdaşlık kurma hikayesi var. Apati ise bunu yapamama hali. Yani karşıdaki ne yaparsa yapsın kafana göre gidiyorsun. Şimdi bu yani pati kelimesiyle kastedilen şey bir kere şöyle bir şey varsayıyor aslında isimlendirme. Bizim rasyonel, mekanik, algoritmik bir tarafımız var. İşte bu beynimizden bir sinyal gidiyor, elimizde bir şey yapıyoruz, söyleneni anlıyoruz, cevap veriyoruz falan gibi. Bu mekanik tarafımız. Bir de daha kompleks durumlardan kurtulmak ya da daha kompleks, uzun vadeli bir şeyler yapabilmek için de uzun sürücü güçlerimiz var. Bunlar duygular. Pozitif duygular bizi coşturup harekete geçiriyor. İşte bir sürü komplike hareketi ardı ardına yapabilmemizi sağlıyor. Negatif duygular da işte bizi depres ediyor, yavaşlatıyor, neyse sosyal yardım talep etmemize yol açıyor falan gibi. Dolayısıyla bu bir kere böyle bir hani iki taraflı bir hikayemiz varmış gibi de gözüküyor. Bir kere bu doğru değil. Yani biyolojik olarak da, psikolojik olarak da, duygusal olarak da böyle ayrı modüllerle çalışmıyoruz. Ama biz işte Rasyonel medeniyetin çocukları olarak o rasyonel çok kutsalık sonra dedi ki dur lan duygu var. Dur vallahi duygu önemliymiş falan filan diye. Mesela nörobilim dünyası 80-90'lardan sonra ama psikoloji dünyası birkaç yüzyıldır bu konuyu eşiyor. sanayi devriminden hemen sonra yaşanan o insanın işte makineleşmesi, metropolis filmine konu olan o otomatikleşmeye falan bir tepki olarak ilk zaten düşünürler, görmüşler burada bir hata var yani biz öyle modülü bir canlı değiliz. Şimdi empati konusunu da kaybedince fark etmişiz gibi gözüküyor. Şimdi normal koşullarda, mesela benim bildiğim en proto örneklerini düşünüyorum. İşte bu arada girişteki ifadende bir ufak şey var, onu bir doğrultmam lazım. Evrim hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor abi. Evrimin hiçbir ihtiyacı yok. Evrimin bize de başka bir canlıya da ihtiyacı yok. Evrim doğada maddesel ve kompleks organizasyonlara sahip canlıların dünyayı öğrenme ve imkan keşfetme yöntemi. Yani bakıyor orada bir şey oluyor mu oluyorsa bunu nasıl yaparım? İşte iyi yapan yaşıyor, kötü yapan gidiyor falan. Dolayısıyla evrim bir böyle ön plan tasarım ya da bir ihtiyacı binaen bir şey üretmekten ziyade yolda giderken izleyerek keşfetme yöntemine dayanıyor ve hani bu bitişik mümkün hikayesinde konuştuk ya böyle en yakın çevrede olasılıkları oynuyor aslında yani. Şundan ne yapabilirim, bundan ne yapabilirim? Bir buluşma, bir olasılık avantajlı olduğu takdirde de o güç sağladığı için, avantaj sağladığı için kalıtılmaya, aktarılmaya devam ediyor. Ve mesela beş parmağımızdan tut empati yeteneğimize kadar her şey tarihin bir yerinde öyle denk geldiği için o koşulların bütün optimal ortalaması öyle bir yapıyı ortaya çıkarttığı için biz de bugün onu taşıyoruz. İşte 200 milyon, 300 milyon yıl önce denizlerde yaşayan tiktalik balığının yüzgecinde 5 tane kemik olduğu için benim de bugün 5 parmağım var. Çünkü o bizim atamız yani uzak atamız. Ondan çeşitlenenler de hep kara hayvanları. Atlarınki bir nedenle birleşip tek toynak oluyor, öbürü bilmem ne oluyor falan filan. E, dolayısıyla böyle bir süreçten bakmak lazım. Bir ihtiyaca binaen değil de optimal koşulların sağlanmasında bu icat ya da bu keşif neye sebep olmuş? Sosyal davranışların evrimini konuşmak çoğu zaman bol bol mugalata yapmayı gerektiriyor. Çünkü sosyal davranış fosilleşmiyor, duygular fosilleşmiyor. Yazı desen 5-6 bin senelik mevzu, ondan öncesine dair kayıt yok. 5-6 bin senede de pek evrimsel bir ilerleme kaydedemedik. Yani her şey 3 aşağı 5 aynı. Dolayısıyla burada biraz mesela hayvanların davranışlarına falan bakarak tahmin yürütmemiz, evrim tarihindeki diğer olaylara bunu benzetmemiz gerekiyor. Mesela en proto örnek olarak şunu düşünebilirim, mikroskop altında incelediğin tek hücreler. Biyolojiye girdiğimiz sene aklımıza alan bir konu budur mesela. İlk kez görünce terliksi hayvanlar böyle geziyor. Vay falan yaparsın. Mesela terliksi hayvanlar tek hücreli, hani basit dediğimiz organizmalar ama pek de o kadar basit değiller. Oldukça komplike davranışları var. Bir terliksi hayvan, tek bir hücre besinin olduğu tarafa gider ve işte tehlike ya da zehrin olduğu yerden kaçar ne bileyim işte ışığa doğru yönelir. Çünkü ışık algılayan benekçiği vardır mesela. O ısındıkça hayvan o tarafa doğru gider. Ya yani böyle çok proto düzeyde bir sevk idare mekanizması var. Fakat ilginç bir şey oluyor. Bir koloninin içerisinde mesela tek hücrelilerde böyle içlerinden birkaç tanesi bir yere doğru giderken öbürleri de bakayım ne oluyor ben de bunlarla beraber gideyim falan diye böyle bir sürü davranışına benzer bir şey izleyebiliyorsun. Onun aldığı sinyali diğeri almasa bile onun hareket etmesini algılayabilecek ve onunla beraber hareket ederse bilmeden yaşamda kalma şansını arttırabilecek bir takım mekanizmalar daha orada başlıyor. Şimdi konu ister son derece tekil yaşayan ya da öyle zannettiğimiz deniz anaları gibi soliter organizmalar olsun, isterse bizim gibi sürü ve grup halinde yaşayan organizmalar hepsinde aynı canlık bir bütün. Beraber işbirliği içinde hareket edebildikçe hayatta kalma şansımız çok artıyor. Şimdi kertenkelelerde de aynı ihtiyaç var, bizde de var. Ama burada da bir faktör devreye giriyor. Senin ilişki biçimlerin, e, kabiliyetlerin, zihinsel donanımın, yapıp edebildiklerinin repertuarı ne kadar çeşitliyse birlikte hareket etmenin olasılıkları da o kadar fazla artıyor. Şimdi insanın gün içerisinde yapıp ettiği her şeyi algoritmik bir listeye dökebildiğini düşün. Sabah dişlerini fırçalarken yaptığı yaklaşık saniyede 150 hareketin hepsini bu algoritmaya satır satır yazdığını düşün. Bu takip edilebilir bir şey değil. Yani tutup da birinin öğrenip Aa ben bu insan gibi yapacağım dolayısıyla bu listeyi takip edeyim demesi söz konusu değil. Duygular ve duygudaşlık ya da empati dediğimiz şey aslında ta baştan beri bunu kolaylaştırıyor gibi gözüküyor. Bir hayvan sürüsünde bir hayvan paniğe kapıldığında öbürleri otlamaya devam edemiyor. Onlar diyor ki lan bir dakika ne oluyor? Mesela bizdeki dilin hayvanlarda bir öncülü yok. Yani evrimini tahmin bile edemiyoruz dilin. O çok gizemli bir şey ama Mesela maymunlar falan, diğer birçok canlı bağırarak iletişim kuruyorlar. İşte maymunlarda mesela üç tip bağırış olduğunu anlatıyor şeyler bu ıı, makak maymunlarında mesela. Bir havadan gelen düşmana karşı, bir yerden gelen sürünene karşı, bir de işte bir başka tehlikeye karşı bir üç tip bağırma. Mesela o çığlığı attığı zaman herkes otomatikman yukarı bakıyor. İşte kartal geliyor çığlığı o. Ama kartal mı geliyor, akbaba mı geliyor öyle ayrım yapmıyor yani dil gibi değil. Sadece yukarı bak anlamına gelen bir şey. Dolayısıyla bu ocağınların çok fazla hayatını kurtarıyor. Şimdi burada sesle olan eşleniklik, senin repertuarın biraz arttığı zaman, işlerin karmaşıklaştığı zaman seni daha komplike konularda birlikte hareket etmek zorunda bırakıyor. Burada da tek tek dille tarif ederek listeye dökerek yapamayacağın için duygu durum eşleşmesini iyi beceren, hatta anlaması yetmiyor, onun gibi aynı anda hissedip bilinçsiz olarak aynı hareketleri tekrar edebilen ekiplerin daha başarılı olduğunu görüyorsun. Bununla ilgili elimizdeki ilginçtiren kuvvetli araç, yani evrimsel olarak bu hikayeyi anlamak için yakın zamanda çıkmış bilgisayar simülasyonları. Ee, dedim ya hani doğada gözlemleyerek ancak insan dışı canlılar hakkında ve bugünkü canlılar hakkında fikir alabiliyorsun. Ama simülasyonlarda şöyle bir şey yapabiliyoruz, o çok güzel. Mesela bir canlı grubu tasarlıyoruz. Atıyorum 50 bin bireyden oluşan bir grup ve bu grubun işte belli hareketlerini tanımlıyorsun. Bunlar kuş gibi, memeli gibi bir şey olsun sonra bunlara mesela belli özellikler atfedebiliyorsun. Diyorsun ki toplumun tamam bencil bireylerden oluşsun. İşte toplumun tamamı son derece böyle ponçik, birbirini anlayan, bir ağlayınca hepsi ağlayan ekiplerden oluşsun. hiç ee, hiçbirbirleriyle ilişki kurmasınlar. ardından da bir iletişim ya da e, konuşma falan gibi yöntemleri olmasın. Böyle sayısız popülasyon modelleyip düğmeye basıp çalıştırabiliyorsun. Ve yani hızlandırılmış zaman ölçeklerinde Böyle bir popülasyonun başına ne geleceğini görebiliyorsun. Şey çok enteresan yani doğanın ölçülülüğü bu basit modellerde bile o kadar çok karşımıza çıkıyor ki. Şimdi bencillik kötü diye bir şey biliyoruz. Bencilliği sildiğin topluluklar çok kısa süre yaşıyor. Yani yüzde yüz fedakar, empatik, böyle duygudaş, digerken bir topluluğun uzun süre varlığını sürdüremediğini görüyorsun. Çünkü o kadar ponçikler ki herkes bir süre sonra kendini birbiri için feda ediyor. Sadece bencillerden oluşan ya da ağırlıklı olarak bencillerden oluşan, öbürünün duygusunu, işte yaşadığı sıkıntıyı görmezden gelen ekipler çok daha felaket durumdalar. yani Onlar kanlı fışkılı <laughs> dağılıyorlar. Yani yeryüzünden pek de böyle onurlu gitmiyorlar. Ee, çok fazla içsel sorun yaşıyorlar. Ama her zaman kabaca bir tık daha fazla empatik bireylerin ya da birlikte iletişebilen, hareket edebilen bireylerin fazla olduğu ama arada muhakkak onları rayda tutacak, ya bak biz bunu yapmazsak şunlar gibi oluruz diye ders alabilecekleri ve o işte bencil mencil karakterlerin yarattığı sorunlar yüzünden birbirlerine daha çok yaklaşmalarında mümkün olacak bir sistem kurarsan bu bayağı uzun süre gidiyor. Mesela popülasyon dengesi uzun süre bozulmuyor. Çevre şartlarının ani değişiklerine karşı daha iyi direnç gösteriyorlar. Çünkü birbirlerini destekliyorlar. Halden anlıyorlar yani. Şimdi bizim bugün toplum içerisinde gördüğümüz hakikaten her türden insan var ama böyle işte selamını alan, halini hatırını soran değil mi? Senin derdinle dertlenen falan insanları arıyor ya gözümüz. Bu toplumdan ya da kültürden öğrendiğimiz bir şey değil. Bu milyonlarca yıllık evrimden gelen müthiş bir icat. Ve bugün bilgisayar simülasyonları da bize diyor ki sen ne yaparsan yap. Yani istediğin kadar zamanın öğretilerine göre bencil olmaya kalk. Ya da istediğin kadar X, Y, Z öğretisi ya da dininin kuralları gereği süper yardımsever olmaya çalış. Herkesi imana getirmeye çalış. Bunun belli bir dengesi olacak diyor. Yani sistem ancak böyle optimal olarak işliyor. Dolayısıyla bu bilgisayar modellerinden, geriye doğru mühendislikten, işte doğadaki davranışlardan ve eldeki evrimsel kanıtlardan biraz da evrimsel biyolojinin temel genetik işleyiş bilgimizle falan hepsini masaya koyduğunda tek bir şey söylüyor bize. Birlikte hareket edebilmek. Bir organizmanın en önemli becerilerinden biri. Ne için? Üremek birinci görev ve hayatını sürdürebilmek için. Şimdi her organizmada böyle bir şey varsa tek hücrelerden bize kadar bizim gibi komplike bir canlının bu iş için özel bir yeteneğe ihtiyacı var. Çünkü çok fazla hareket yapabiliyoruz, çok fazla arıza çıkarabiliyoruz. Bunların hepsinde işlevsel olabilecek, her yeri kuşatabilecek bir sistem. İşte o bahsettiğin e, ayna nöron sistemi de bunun için özelleşmiş. Ve bizde yani en yakın olan işte primatlara göre kat be kat kabiliyetli bir arkadaş. Mesela ben yıllardır ayna nöron marifetlerini anlatmayı çok severim. Hani literatürde okudukça hemen anlatacak birini bulmam lazım falan dediğim konular. Mesela çok daha evvel seninle galiba konuştuk onu. Bu botoks yaptırıyoruz ya yüzümüze. Ben her gün yaptırıyorum mesela. O botoks e, yüzdeki kasları felç ediyor. Biz da böyleyiz arkadaşlar. Yoksa normal halimiz çok iyi. <laughs> ben böyle sarkıyorum mesela. Botoks niye yaptırıyor insanlar? Deri altındaki kasları felç ediyorsun. Yüz mimik kaslarını. Böylece o kaz ayakları bilmem neler buruşukluklar biraz azalıyor diye. İşte belli bir süresi var. Aslında zararlı bir şey değil. Yani lokal uyguluyorsun çünkü. Mikro bir zehir. Sadece oradaki sinir kas iletişimini blokluyor. Fakat fizyolojik çalışma yapılıyor mesela enteresan. Sonra o çalışmalar çok arttı galiba 10-15 sene önceydi. Yüzüne botoks yapılan insanlar kendilerine gösterilen fotoğraflardaki insanların yüzlerini ya da karşılarında oturup kendilerine bir şey anlatan insanların yüzlerine e, okuma yeteneklerini yitiriyorlar. Bak burası dikkat. Botoks yapılmış adamı okumanda bir sorun yok. Botoks yapılan kişi karşıyı okuyamıyor. Şimdi diyorsun ki Allah Allah bu nasıl oluyor? Yani kişinin kasına botoks yapıyorsun. Beynine botoks yapmıyorsun sonuçta. Fakat aynı nöron sisteminin nasıl işlediğini bilince bu çalışma çok enteresan. Bu arada bu fena bir ürün değil. Beyne botoks. bunu üzerine bir konuşalım. <laughs> Beyin, Şöyle, Allah'tan ayrıca. beyinde kas yok. Öyle olsaydı herkes yaptırırdı mesela. <laughs> en baba uyuşturucu olurdu. Mesela. <laughs> evet. Sen mesela biz şimdi karşılıklı konuşuyoruz seninle 5 yıl aşkın süredir. Benim ya da senin bir konuda darlandığımızı karşıdaki hemen anlıyor değil mi? Ya da Aa, sen diyor bak bu konuda heyecanlandım falan diyorsun. Şimdi bu anlama mekanizması şöyle çalışıyor. Ben seni görüyorum, görme sistemi, işitiyorum, işitme sistemi. Bunlar bir veri alıyor. Fakat sadece görüntünü, piksel ya da sesini işte şey olarak, ses dalgası olarak incelemiyorum. Bunları alıp bir de e, duygusal içerik açısından kontrol ediyor beynimin duygusal kısımları. Bu içerik kontrolünü yaparken de inanılmaz bir şey oluyor. Bu aynı nöron sistemi her şey orada devreye giriyor işte senin hissettiğin duyguyu aldığım donelerden anladığım anda senin duygunu hissedebilmem için aynı duyguyu bana yansıtıyor. Ve sen kaşını kaldırınca ben de gayri ihtiyari kaşımı kaldırıyorum. Sen gerilince ben de geriliyorum. Mesela iyi anlaşan insanların beden hareketleri birbirine benzer derler ya bir süre sonra konuşurken böyle benzer şekillerde hareket edersin. Aynı nedenle karşı tarafı taklit ediyorsun ve karşı tarafta konuşan birisi kaşıyla gözüyle bir şey yaparken sen botoksluysan Orada bir şey oluyor ama böyle tam anlayacağım böyle olmuyor falan diye. Taklit edemediğin için, kendi bedenine yansıtıp onun geri bildirimini alamadığın için karşı tarafı anlamıyorsun. Şimdi amacım burada botoksu gömmek değil. Amaç ne kadar sofistike bir sistemle ve bilinç dışı bir şekilde karşıyı kopyalamaya ayarlanmışız onun bir örneğini göstermek. Bu, bu kadar önemli olmasaydı bu kadar masraf yapılmazdı. Beynimizdeki arazinin yaklaşık yüzde yirmisi aynı nöron sistemine tahsis edilmiş gibi gözüküyor yani. Kocaman bir yerde dağınık bir sistem bu arada böyle bir yerde durmuyor bunlar. Ve senin duygusal bölümlerin, hafızaya dair bölümlerin, beden kontrol, beden algısıyla ilgili bölümlerin, duygu davranış kontrolüyle ilgili ön beyin bölümlerin bunların hepsi aynı nöron sisteminin parçası. Niye bu kadar masraf? Ya sonuçta konuşurken ya da bir sosyal hayatta birlikte hareket ederken aynı duyguyu mümkün olduğunca paylaşalım ki ortak bir amaca ilerleyelim. Ve hatırla insanın fabrikalarının en büyük iddiası neydi? Bizim üstünlüğümüz, zekamız, el becerimiz falan değil. Birlikte çalışabilme becerisi. Mesela insanı en üstün süper organizma yapan şey bu kadar farklılığa rağmen birlikte hareket ediyor. Bunun en önemli mayası da işte o empati dediğimiz iş. Yalnız empati tekrar altını çizeyim. Ya üzgün bu galiba demek değil. Yanında biri üzgünken Onunla üzülmek, yanında birinin neşeliyken onunla neşelenmek, aynı duyguları, aynı fazı birlikte paylaşabilme becerisi. Bu bizde çok gelişmiş. Diğer hayvanlarda da belli düzeylerde var ama bizde çok gelişmiş vaziyette ve öğrenilebiliyor. Ev hayvanları bizden öğreniyorlar mesela. Bu evet yok haklısın. Buna yakınlarda çok da şahit oluyorum evdeki kedi yüzünden. Bu peki direkt ben mesela hayatta kalmayla direkt ilintili mi? Doğru. Yani şöyle diyeyim basit senaryo kur. Şimdi yani günümüz dünyasında zaten bunları anlamlandırmakta zorlanıyoruz ama 100 bin sene önceki atalarımızın hayatına gittiğimizde yani kaplan tehlikesi var. Ve bu tehlikeyi birisi kaplanın kokusunu, şeklini, ayak izini, kakasını görünce anlıyor. Mesela bir paniğe kapılıyor. Şimdi uzun uzun ya kardeşim kaplan kakası gördüm şuraya yapmış falan demesindense birinin Bakıyorsun onda bir panik hali var. Sen de bir anda panik oluyorsun. Ne oldu diyorsun. Bir anda organize oluyorsun. Konuşmaya bile ihtiyacın kalmadan hızlı hareket ediyorsun. Ya da ya da tam tersi bir eylem oluyor. Ben bunu cesur karşılayabilen biriyim. Evet. Avcıyım. Bu da alışkın Hatta hoşuma gidiyor. Sen de yanımda Aynı beni öyle. beni benle empatik Tabii. bir ilişki kuruyorsun. Sen de cesaret Tabii. kazanıyorsun. Birlikte av yapabiliyoruz Ki gibi. Ki bu ikinci versiyon daha da etkili mesela. Yani Birisi ben bunu yaparım demedikten sonra e, toplum içinde herkes bir anda ben bunu yaparım diyemiyor. Önce bir lider gerekiyor. Evet. İşte liderin mesela en kuvvetli özelliklerinin başında hep empati sayılır. Ama empati şeydir yani dediğim gibi anlayabilmek değil, birlikte hissedebilmek. Sen hislerini karşı tarafa geçirdiğinde işte o cesareti gösterdiğinde diğer de seni takip ediyor. Geçtiğimiz hafta mesela geçtiğimiz hafta tasarımlardan bahsettik beraber. <laughs> bir şeyde yani dünyayı ne kadar çok farklı tasarlanmış halde ele alabiliyoruz. Bu bazen masada senelerini birlikte geçirmiş insanlar bile olsa dünyayı algılamada bambaşka tasarım şablonları i̇şte modeller. kullanıyoruz. Modeller kullanıyoruz. Bu modellerdeki farklılıkları empatiyle kapatmak mümkün mü ya da böyle bir karşılığı olabilir mi? Aslında modelleri işte maalesef negatif anlamda çok destekleyen de bir şey empati bir taraftan bakarsan. Çünkü Mesela dini ve ideolojik grupları bir arada tutan şey ne? Anlatı falan değil, tamamen duygu. Ve aynı duygu fazına geçtiği zaman insanlar mesela bir şey iyi deyip ona yükselip bir şey kötü deyip ondan uzak durmak ya da ona nefret duymakla ilgili otomatik davranış geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla aynı modelin içerisinde senkronize davranabilmeyi sağladığı için model körlüğünü de aynı zamanda arttıran bir şey bilirsin ya yani bir insan kendi alıştığı çevrenin dünyaya bakışı, kültürel ideolojisi cinsinden görür bütün dünyayı. Neden böyle yapmak zorundadır? Üzerinde özel olarak çalışmazsa sürüden ayrılanı kurt kapar. Yani sen etrafındakiler gibi davranırsan, bayramda seyranda onlar ne yapıyorsa sen de aynısını yaparsan, işte Aa, buna hayır, buna yes yes dersen mesela, aynı tepkileri verirsen bir topluluk olarak uyumlu ve hayatta kalma şansını arttırmış olursun. Ta eskiden beri Tekrar hatırlatalım. Belki şu anda muhabbeti yeni dinleyen ne diyor bu babalar falan diye şey yapabilir. Milyonlarca yıldır hep böyleydi. Doğanın koşullarında bu çok adaptifti. Ama şimdi mal adaptasyon dediğimiz bir problem yaşıyoruz. Yani o zaman icat edilmiş, keşfedilmiş özelliklerin şu anda cılkının çıktığı bir ortamdayız. Mesela o aşırı aidiyet. Mesela nasıl bağlıyor örgütler insanları, özellikle suç örgütleri, terör örgütleri, adam canlı bomba yapıp patlatıyorsun bir yerde. Bunu nasıl yapıyorsun? Taktiklerini CIA uzmanları senelerdir yazıyorlar. En önemli şeylerinden bir tanesi sevgi bombardımanı mesela. Birini alıyorsun bir yapıya. Diyorsun ki sen olmasan bir eksiğiz, canımızsın. Herkes birbirine sarılıyor, öpüşüyor. İşte büyük hedefler, ideallerde sen işte bunun ayrılmaz bir parçasın diye gazlar vermeler, insanın anlam ihtiyacını karşılamalar, güven ihtiyacını karşılamalar, İşte... Onu özel hissettirme, yani insanın bir de özel olma, farklı olma ihtiyacı var kendini gerçekleştirmek. Onların falan hepsini çok güzel yerli yerine koyan formüller aslında bunlar. Ve o sistemin içerisinde, o empatik alışverişte o kadar hızlı ve çabasız ki bir anda kendini bir şeyin içerisinde doğal olarak buluyorsun ve seni çok hızlı dönüştürebiliyor. Empati aynı zamanda dönüştüren bir şey. Ama işte sıklıkla ben birkaç senedir kendime başta olmak üzere herkese tamam insanlara empati kurmak elbette çok önemli, çok güçlü, iyi bir şey bir şirkette bir işte eğitim kurumunda ne bileyim herhangi bir düzeyde diğer insanlarla iletişim kurmak önemli ama bir de esas öğretmenle iletişim kurmayı unutmamak lazım. Dışarıdaki doğanın işleyişiyle de empati kurma becerimiz var. Yaprağa ağaca bakarak ağlayan, ağacın gövdesine sarılıp saatlerce duran tipler boşuna durmuyor. Oradaki işleyişe de biz bir empati kurabiliyoruz. Hatta bak empati devrelerinde çok enteresan bir özelliği çıktı 5-10 sene evvel. Biz fiziksel olarak bir işte ustalaşırken mesela işte kalemle yazı yazarken kalemin ucunun kağıt üzerindeki hareketinin fiziksel geri bildirimleri o fiziksel etkileşimin örüntülerini beynimiz empati sistemiyle ayna nöron sistemiyle emiyor. Yani sen bir süre senin gibi işte kalemle çalışırsan yazı kontrolün o kağıt ve kalem gibi iki farklı nesnenin birbirine göre etkileşimini çok daha verimli yönetmen yani ustalaşman mümkün oluyor. Adam çamurla oynarsa Birkaç gün içinde çamurla ustalaşıyor. Çünkü beyni çamurlaşıyor. Çamurun davranışını emiyor. Bizim fiziksel... Çamur becide... esnekliği, tabii, tabii. cıvıklığı ya da işte... Aynen öyle. Ben bunu bir yarım saatte Kapadokya'da dene, deneyimlemiştim yani. O dönen tezgahta şey yapayım derken. ilk hamur heder oldu. Ama sonra ikinci, üçüncü de bayağı bir şekil vermeye başlıyorsun. Ama o zaman bilmiyordum işte. O sırada... Birinin anlatmasıyla değil, yaparak öğrenmemizin sebebi o. Yapma, bizdeki aynen öğren kabiliyeti nedeniyle bize ustalık yolunu açıyor. Başka canlılar yapa yapa ustalaşamıyorlar mesela. Onlarda böyle gelişkin bir sistem yok. Biz ilişkileri de sözsüz ve örüntüsel olarak bu sistem sayesinde öğreniyoruz. Yani çok mu faydası var. İşte empati mesela sadece duygusal olarak birlikte hareket edelim diye fayda sağlamıyor. Evrim bir de böyle bir şeydir. Yandan fiziksel ustalığa da destek veriyor, ne bileyim retoriğe de destek veriyor, ona buna da destek veriyor. Başka insanların duygusunu manipüle edebilme becerisine de destek veriyor. Hepsini birden topladığında totalde bir faydası var. Konu evrim çok konuştum ama bir şey söyleyeyim, bu açıklamanın hepsi eksik. Çünkü evrim aynı anda birkaç milyon dalın aynı şekilde, aynı zaman diliminde birlikte hareket ettiği bir süreç. Ama biz modelimiz gereği ne yapıyoruz? Bir hatta önce tarif ediyoruz. Söylüyorsun ki yanında bir de böyle bir hatta var, bir de şundan dolayı, bir de hepsini konuşmaya kalksak sabahlar olmasın. Bir tek empati özelliğini bile sadece bildiğimiz kadarıyla bile açıklamaya ömrümüz yetmez. Ama bunların hepsinin büyük bir orkestrasyon gibi beraber keşfedildiğini ve geliştiğini unutmamak lazım. Evrim öyle kolayca ha şundan dolayı bu olmuş diye anlayabileceğimiz mekanizma pek değil. Beş parmak dahil. Ee, yine de bazı şeyleri kavramada ya da anlaşılır duruma getirmede şimdiki zaman tuzağına düşmeden bizi biyolojik varlığımızın bakış açısını kullanarak yani beden sınırlarının bakış açısını kullanarak şey sorusunu sormak eğlenceli geliyor. Teknik olarak anlıyorum neyi aktardığını. Hani evrim niye bunu icat etmiş? Evrim tabii ki bir şey icat etmiyor. Okeydir. Ama hani o nedenselliği böyle kurmak. Hani oradaki akışı kendisi yani orada kurmak. Yani orada teleolojik diyorlar ya, amaçsal bir şey bulabilme şansımız yok. Evet. sistem öyle çalışmıyor ama nasıl yaptı bunu? Bol bol konuşabiliriz. Ya da, ha, nasıl seçti, nasıl oldu, nasıl ola geldi, sonuca nasıl e, bununla e, tamamlandı hikayesi. Bak burada dezavantajı da var. Mesela sistem bunun da önlemini almış. Erkekler empatik olarak biraz daha künt, kadınlar biraz daha şey ya, evet. derinlikli ya. Mesela kadın bebeğe, yani bebek diye hiçbir derdini anlatamayan bir şeye bekçilik yaparken, onu hayatta tutarken çok anlayışlı, çok derinden okuyucu olmak zorunda duygu okuyucusu. Dolayısıyla kadında mesela duygusal empati diye bir şey çok ileri. Bilişsel empati anlamak, duygusal empati onu yaşamak. Şimdi kadında bu çok iyi. Erkeğe de aynı özelliği koysaydık fena olmaz mıydı? Avlanamıyor o zaman erkek. Ben canlı öldüremem diyor mesela. O yüzden böyle bodoslama gelecek acık testosteron etkisiyle biraz da empati. Hep hocam hep patlayacaksın nereye kadar yani ama topla topla nereye kadar. Şimdi bu dengeyi işte yani doğada şeyin iyi ya da kötünün olmadığını çok güzel bir örneği. Doğada dinamik denge diye bir şey var. İyi değil şu hep empati. Berbat bir şey. Arada bir biraz künt empati ama iletişim kurduğunda birlikte hareket ettiğinde yani hanım bök bu kadar da yapma dediğinde bey onu dinlediğinde ya da beyi şimdi bana dokanma gidip bir tavşan getirmem lazım dediğinde işler yürüyor. Daha da yani eklemek için söylüyorum yani annenin sadece bir yiyecek olası bir yiyeceğe bakıp o yap bu hal aslında çocukta bayağı yani bunu 21 yaşında o yiyecek hala sevmeme neden deden oluyor. Tabii ki, tabii ki çok net. Niye? Çünkü tehlikeli tabii. bulmuş aynı oldu. Başka bir şekilde ya da yanlışlık bile olabilir ama o annenin ifadeleri ya da verdiği nidaları çocuk üzerindeki etkisi bu da sanıyorum empatiyle tarif edilebilecek Bu arada bir bak yeni bir çekmece. Mesela bu benim başlı başına 3 saatlik ders konum yani insanın kültürel aktarımında ayna nöronların ve empatinin rolü. Yani sen yeni doğmuş 2-3 saatlik çocuğun karşısına geç. Ha yap çocuk sana taklit ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Daha gözü görmüyor doğru dürüst. Ana böyle karaltılardan falan o gördüğü yüz ifadesine benzer şeyi taklit etme ihtiyacı hissediyor. Kağıt üzerine çizdiğin yuvarlak ve çizgileri smiley yüzü olacak şekilde organize et. Çocuk ona daha uzun süre bakıyor. Onun yüz olduğunu tanıyor. Daha birkaç saatlik bebek. Dolayısıyla doğuştan gelen bir program. Niye lazım bu? O çocuk doğar doğmaz insani davranış örüntülerini, duyguları ve en önemlisi dili öğrenecek. Mesela biz dili gramerle falan öğrenmez. E, taklit ederken pat diye dil çıkıyor. O taklitin arkasında empatik emme yeteneği var. O yüzden Piaget işte bebek beyni için emici beyin diyor mesela. Her şeyi emiyor. Ana konu aynen öğren. E biz empati, empatide işe yarıyordu. Daha da önemli önemlisi kültürel canlı olmanı sağlıyor mesela. Bak gören mi? Kaç tane yol var yani? Bu kadar şey desteklediği için de empati çok yüksek bir insani özellik ama yerinde ve dozunda. Mesela ben bunu sahnede çok kontrol etmeyi öğrenmek zorunda kaldım. Anlatırken de, şarkı söylerken de bir gaza geliyorum, gözüm doluyor mesela. Karşıdaki bir ağlıyor, bana da ağlayasım gibi. İyi de abi orada bir şey yapıyoruz yani. Benim orada bir görevim var. Onu mesela kontrol etmeyi öğreneceksin. Bunun teknikleri varmış daha sonra öğrendim. Baya baya insanlar, yani o duygusal durum, bir kere Selin Diyon koptu öyle sahnede. Youtube'da var videosu. Yani şarkı söylerken, oysa orada kocası mı ölmüş, bir şey olmuş, aklına o geliyor. Selin Dion yani, kadın kaç perdeden bağırıyor, ses mes gitti, öldür öldür. Tabii izleyiciler gidip teselli ettiler falan, kadın bir sakinleşti. İşte oradaki kontrolü de öğrenebilmek lazım. Yani fazlası da iyi bir şey değil netice itibariyle. Her şey denge be abicim, yaşlı amcaların moduna bağlayalım, her şey <laughs> denge. E, denge deyince Sami geldi aklıma. Ya, dengede oluyor olmayı e, ölmek olarak tarif ediyordu o e, şeyde. Yani bizim canlılıkla ilgili hareketimizi de dengenin bozulmasına dayalı bir hareket gibi. Çok doğru. Ya aslında denge de doğru bir tabir olmadı benim. Yani uyum demem lazım. Uyum içinde olmak. Dinamik bir uyum içerisinde olmak. Çünkü denge zaten dur durmak demek. Yani canlılıkta denge. Yok. Ama bir dünyayı algılarken kullandığımız o zıtlıkların... Bir tür oransal bir pozisyonunun hayatta aradığımız şey oldu hep konuştuğumuz pozisyonda. Bunun da aslında ben haklı buluyorum seni denge derken bir şeyini. Belki bunu tekrar ele almak, oradaki dengeyle. Evrimsel hikayenin aslında en güzel tarafı biyoloji bilip hava atmak değil abi. Yani o kadar fazla iyi zannettiğin şeyin handikaplarını görüyorsun ama o handikapların işin gerçekten paketin önemli bir parçası olarak içinde olduğunu fark ediyorsun falan. Yani bilgeleşme yolu olarak çok iyi bir şey. Herhangi bir davranışın, herhangi bir özelliğin evrimsel kökenini bilmek, bunun üzerine düşünmek iyi bir fikir değil. Çünkü mesela düşündüğün zaman bilgi yoksa bomboş yerlere çıkabiliyorsun ama biraz biyoloji öğrenip hani en azından biraz araştırıp bakayım bu davranış ne olmuş gibi. O zaman şu işte günlük davranışın içerisinde basit empati dediğin, sempati dediğin bilmem ne hikayelerin Evrimsel hikayeleri seni başka bir yere getiriyor yani. E, bir de şöyle oluyor benim hissettiğim. Bu konu şimdi biz normalde evrimin standart kurallar, kurallarının geçerli olduğu doğadaki bir varlık değiliz doğanın klasik yapıları. Kültürel içerisinde. evrime tabiiz artık. yani yaratılmış kentte yaşıyoruz. Çok Tabii. kalabalık yaşıyoruz falan. Yani yoksa hepimiz hani başka türlü yani hiçbirimizi kaplan kovalamıyor ya da kartal kapmıyor ya da hiçbirimizin artık güdüsünde acaba bir, ucuyla da gökyüzüne bakalım demiyoruz falan. Antibiyotiği keşfettik. Doğum kontrol hapını keşfettik. Yani hani başka başka bir teknolojik evredeyiz. Ama buna rağmen üzerinde sorguladığımız, hikayeler atadığımız bir sürü öykü bunları göz ardı ettiğimiz için çok karmaşık hale geliyor. O yüzden senin de insanı fabrika ayarlarında yaptığın şeyin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrar turun sol kağıdını ele alıp biyolojik sınırların, evrim, evrimsel güdülerimizin yatkınlığı vesaire burada sorduğumuz soruya, yaşamla alakalı, sosyal ilişkilerle alakalı narsizmden işte kentin içerisindeki bilmem ne falan kavramlarıyla alakalı hikayeyi bu şablonla bakmak gerektiğini düşünüyorum. O ben, zaman çok anlaşılır. O zaman zararını görmedim. Evet. Yani her zaman faydasını gördüm. Anlaşılır bize mi çıkıyor? Bu arada bu arada evrimsel derledin, evrimsel yani. gelişmeden uzakta değil ya. Evrimsel nasıl diyeyim? Obligasyonlarımızdan görevlerimizden uzakta değiliz. Şöyle bir uyarı yapayım. İnsan çok hızlı değiştirdiği için bir şeyleri o yaptığı değişiklikler belki evrimle doğrudan müdahale etmiyor ama şöyle bir şey öneriyorum. Evrim milyonlarca yıllık ya. Şimdi bu milyonlarca yılda hani güzel anlatmak için ben Evrim evrimsel nörobilim okulunda falan bir yıla sıkıştıran bir örnek var. O Carl Sagan'ın kozmik takvim. Bir yıl olsaydı bütün varoluş içinde ne ne olurdu gibi insan son 60 saniyede dışa dokunur bir varlık olarak gözüküyor. Yani bir yılın 60 saniyesinde burada olup onun son 30 saniyesinde deliren bir varlığın yaptığı şeylerin başına ne getireceğini anlamak için kozmik süreci Hızlandırılmış bir film gibi izlemeyi becermek. Lucy'nin son sahnesi. Aha, Lucy vuv diye her şey geçiyordu ya. Bak öyle izlersen şöyle bir şey olacak. Bu atıyorum 2000-3000 senelik durum diyelim. Aslında 250 seneden bu tarafa esas değiştik ama e, önümüzdeki 2000 seneyi de şöyle projeksiyon yapabilsek buraya böyle çok hızlı geçtiğimizde içinde belki 1500 renk olacak ama hızlı geçtiğimiz için o ya pembe ya beyaz ya mavi gözükecek. rengi. Onun bize ne yapacağı onun sonunda belli olacak. Dolayısıyla şimdi kısa erimli hesaplarımızla evrimi hiç anlamadan boş boş müdahale ediyoruz. Bunun sonuçları genellikle iyi değil. Ama bu hızlı geçişi daha akıllıca yapabilmek için 21. yüzyılın özellikle en önemli kitabı olan insanın fabrika <laughs> bir göz önüne almak lazım. Ona göre düzelttiğin zaman bu üstünden silindir geçmesini engelleyebilirsin. Ben burada bunu çok kullanıyorum. Valla sunumlarında falan diyorum. Salon bir donuyor böyle ne oluyor lan falan diye. Hani Megaloman'a mı denk geldik? 21. yüzyılın en önemli, kitabı demeye başlamamın da sebebi şu. Geçen gene kendi kitabıma baktım. 21. yüzyılda yaşayan insanların o kitaptakilerden başka sorunu yok. Dolayısıyla bu ona en önemli kitap yapıyor. Yani o kitaptaki yazan 5 maddenin dışında sorunumuz yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel başlık oldu empati. Belki aynı bakış açısını kullanarak farklı duygu paketlerine de bakarız. Bakarız. Ama bence videonun burasını kesecekler. Sinan Canan'ın iyice megalomana bağladı diye. Buradan bir linç bekliyorum arkadaşlar. <laughs>